Dışişleri Bakanlığı'ndan Ebru Özkan açıklaması. İddialar asılsızdır. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ebru Özkan'ın Brunson karşılığına serbest bırakıldığı iddiası asılsızdır, denildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk vatandaşı Özkan'ın İsrail'de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına ilişkin basında yer alan bazı iddialar hakkındaki soruyu yazılı cevapladı. Aksoy, Rahip Brunson'un serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır, ifadesine yer verdi. Özkan hakkında 9 Temmuz'da İsrail'deki duruşmada şartlı tahliye kararı verildiğini belirten Aksoy, Özkan'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ve Türkiye'ye döndüğünü hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail basınında ise, İsrail'de gözaltına alınan Özkan'ın serbest bırakılması karşılığında Amerika Birleşik Devletleri li Rahip Andrew Brunson'un salıverilmesi için Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bir anlaşma yapıldığına yönelik iddialar yer almıştı. Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye gitmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Özkan, İsrail Askeri Mahkemesi'nin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere 11 Temmuz gecesi serbest bırakılmıştı. İzmir'de, FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Papaz Brunson'un tutukluğu, sağlık sorunları, dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.